Çeke çeke bizi bu dergaha getiremin demine hü demine hü. Gönülleri bir edip de oturalım demine hü demine. Gönülleri bir edip de oturalım demine hü demine hü. Kırmızı giymiş şalını Hakk'a döndermiş yönünü. Kırmızı giymiş şalını Hakk'a döndermiş yönünü. Gönüldeki kini kibiri sildirenin demine hü demine. Gönüldeki kini kibiri sildirenin demine hü demine hü. Gerçekler Hakk'ın ceminde kurtulur kasavet gamında. Gerçekler Hakk'ın ceminde kurtulur kasavet gamında. Doğru oturup Hak ceminde oturanın demine hü demine. Doğru oturup Hak ceminde oturanın demine hü demine. Budur şah atayım demeyi, zay olmaz meminin emeği. Budur şah atayım demeyi, zay olmaz meminin emeği. Kudurette gelir yemeği, yedirenin demine hü demine. Kudurette gelir yemeği yedirenin demine hü demine hü. Bir Candar'ın Dilinden programı ile bizleri yine evlerinize mihman ettiniz. O evlerinizden bereket her daim eksik olmasın. Hızır cümlenizin yar ve yoldaşı olsun. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli mihmanlarımız, konuklarımız var. Kendisinin eskilerden çok güzel bir nefesiyle, Şah Hatay'ın bestelediği bir nefesiyle seslendirdiği güzel bir can. Eski bir aşık, o aşıklık geleneğini sürdüren güzel bir dost, Küçük Veysel aramızda. Yine keza o eski var olan Alevi inancını gerçekten özümseyip, benimseyip, bugün metropollerde canlarımızı anlatıp yaşamasını sağlayan Babam Aslı Hoca pillerinden Mehmet Karabulut dedi aramızda. Hoş geldin. Dedem hoş geldiniz. O inancı genç nesil,
olarak sürdüren, bizden sonra gelecek nesillere aktarmak için var gücüyle mücadele eden, önemli bir ocak olan, önemli bir talip kitlesi olan Avuçan Ocağı pillerinden Nazım Elmas'ta da bugün bizlerle beraberler. Evet. Dilerim hoş geldiniz. Eyvallah. Ayşem hoş geldin. Sefalar getirdin tekrardan. Sevgili dostlar, bugünkü konuklarımız önemli bir yer. Hani Aleviliği tarif ederken Alevilerin ocaklarının en yoğun olduğu, türbelerinin en yoğun olduğu, pillerin en yoğun çıktığı bir bölge vardır ya, Dersim bölgesi. Dersim bölgesiyle birlikte Alevi pilleri inancını yaşayıp bugünlere kadar aktarmışlardır. İstanbul'da artık Aleviliğin en yoğun yaşandığı, en yoğun kitlelerin olduğu İstanbul'da da Alevilik dendiğinde akla gelen en önemli mahallelerden, en değerli mahallelerden ve en zorluk çeken mahallelerden biri Gazi Mahallesi'dir. Şimdiki adıyla Sultan Gazi. O Gazi Mahallesi bölgesinin dedelerini ve aşığını bugün sizlerin evlerinize mihman ettik. Hak onlardan razı olsun. Bugün buralara kadar geldiler. Evet. Alevi inancını sizlere anlatmak için bugün burada sohbet edeceğiz onlarla. Sevgili dedem, güzel bir insansınız. Evet. Alevi inancını yaşayıp yaşatmak için mücadele eden güzel örneklerdensiniz. Eskiyi gördünüz. Eskiyi tabii yaşadınız. O köylerde yaşanan, gerçekten öz ile yaşanıp ve yaşatılmasını sağlayan o güzel günlere şahit oldunuz. Ve günümüzdeki metropollerde var olan, yeni gelişen, yaşadığı çağa ayak uyduran Aleviliği de gördünüz. Bir kurumda da görev yapıyorsunuz. Sultan Gazi cemevimizde dedelik, pirlik vasfınızı yerine getiriyorsunuz. Bu ikisinin arasındaki farklar, mesela eskiden köylerdeki yaşanan o ikrar, ikrara olan bağlılık, olmazsa olmazımız olan müsahiplik, kirvelik, o senede bir kez kara kışın sökün getirdiği Şubat ayında, metrelerce karların yağdığı o dönemlerde senede bir kez gelen pirlerle birlikte yapmış olduğunuz cemler ve bugünkü yapılan cemler, neden bunların arasında neler var, nasıl bir fark var, bunu nasıl anlatabilirsiniz canlarımıza? Tabii ki bir süreç yaşıyoruz. Yani yaşın gereği çok daha yani işte 1950-56 tarihlerine geri döneceksek yani doğaldı. Katıksızdı. Yani şuydu buydu falan. Saftı değil mi? De saf. Saf ve temizdi. Yani cem olunurdu. Cem'de de zaman zaman da çok böyle ilginç, enteresan olaylar da olurdu. Yani duygusal anlarda çok daha büyük duygusal anlar yaşanırdı. Belki bugün bu duygusallığı yaşayamıyoruz ama yaşatabilmek için de elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Ama ben şuradan yola çıkarak anlatırsam daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Kendi anımdan yola çıkarak anlatayım. Sevgili dedem, şimdi biliyorsunuz ki her zaman köylerde eskiden hani dedelerimiz, pirlerimiz kar, kış, soğuk demeden o kırık sazlarıyla işte köy köy, diyar diyar gezerlerdi. Bizim de rehberlerimiz vardı. Biz ki rayber deriz, yani cümle olarak öyle telaffuz ederiz. Sevsin'i Kekoy rayber diye kendisine de burada aşk niyaz ediyorum. O zaman ben 16 yaşında falandım aşağı yukarı. Hatta Seyit Mehmet amcam şöyle söylemişti. Mehmet'im sen daha gençsin, bilmezsin. İşte bizim de rayberimiz gelmiş. Yani o olayı anlatacağız ki bugünü ona göre kıyaslayalım diye anlatmaya çalışıyorum. Onun için yani edeb erkan şudur. Şöyle gidersin, şöyle niyaz olursun, işte şöyle oturursun. Hani o Alevi toplumun kendine has, kendine özgü bir de bir görgü kuralları vardır, evet, ya inancımızın içerisinde olan. Onları da yani yerine getirmemiz lazımdı. Bana tarif ettiği gibi Seyit Mehmet amcamı, o da Hakk'a yürüdü. Kendisinden Hak'tan rahmet diliyorum. Güzel bir dedemizdi, iyi bir pirimizdi. Hem de aynı zamanda onur duyuyorum, amcamdı yani. Devri daim olsun. Evet, eyvallah, sağ olun. Çok bugünlerde öyle güzel insanlara çok evet, ihtiyacımız yani var. Evet, yani o tür insanları da kaybettik. Gerçekten çok büyük değerlerdi. Buradan da aklıma geldi, çok da duygusal anlar yaşıyorum şu anda. Tabii ben gittim, dize geldim. Rayberime niyaz oldum. Geri çekildim.
Hani Ali Velik şeyin ekamının o görgü kuralları ve şeyleri var ya. Evet. Geri geri çekilirken sonra kapının kenarında ufaktım, ben 16 yaşındayım. Bana bir yer verdi, ben dizüstü oturdum. Şimdi tabii niye dizüstü oturuyorum? Çünkü benim rayberim oradaysa bana rahatlık vermesi lazım ki ben öyle rahat oturayım, evet. Bekliyorum falan. Destur beklediniz. Destur bekliyoruz. Fakat bir türlü bu desturu vermiyor rayber. Unuttuğundan mı yoksa bilerek mi? Yok, bilerek. O zaten sonunda anlaşılacak o iş. Sonra Kureyşanlı bir dedemiz, tabii Kureyşan'a burada aşk niyaz ediyorum. Kureyşanlı dedemiz dedi ki, rayber dedi, talibin dedi, rahatlık ver dedi. Sana ne kalmam, sana kalmamış dedi. Madem geri çekilmek zorunda kaldı. Sonra ayaklarını biliyorsunuz bizim eskiden köyde sekü olurdu yüksek böyle. Önüne taş koyarlardı böyle yüksek bir yer. Oraya yerdi yapmışlar. Oradan aşağıya ayaklarını indirdi. Döndü bana şunu söyledi. Ben babamın adı Ali. Ali Baba olarak biliniyor. Ali Baba'nın oğlu Mehmet'im hoş geldin dedi. Rahat otur. Yani o anda öyle söylemesi dahi bile bana çok böyle ayrı bir his, ayrı bir duygu. Bunu yaşadık yani gördük. Dolayısıyla ben gene de kendimi yani rayberimin karşısında bozmadan yani fazla serpilmeden gene ekamlı bir şekilde oturdum. O arada akşam da işte Cem olacak. Cem'de rahmetli işte bahsettiğimiz Seyit Mehmet amcam zakirlik yapacak. Cem'i de Sevsin Keko rayber, rayberimizi yürütecek. O esnada Kureyşanlı bir dedemiz kalktı. Dedenin karşısına dara durdu. Dedi ki ben dedi senin talibinden, Seyit Mehmet'ten istekliyim. Şimdi tabii istekliyim dediğimizde aslında şöyle bir şey var. Zaman zaman belki dedeler de böyle bir zafiyete düşerler, söylüyorlar. Şikayetçiyim. Bizde şikayet olmaz, istek olur. İstek olmaz, evet. Yani buna da çok dikkat etmemiz gerekir. Çünkü o gibi makamlarda, o gibi yerlerde öyle sözler hoş karşılanmaz. Yani biz neleri kaybetmişiz, eyvallah, onun kıyasını yapacağız sevgili dedem. Dedi ki o zaman öyleyse dedi, Seyit Mehmet özünü dara çekti. Hak divana dur. Amcan da sazı elinden indirdi, divana durdu. Bugünkü gibi hala net hatırlıyorum yani. Divana durdu, daha dedi ki bir sahibine de haber verin. Gelsin bakalım bunların arasındaki bu dargınlık nedir filan. Tabii köyün üst tarafında olduğu için bir elçi gönderdiler oraya, köye, eve. Müsahibine söylüyorlar, diyorlar işte senin müsahibin Seyit Mehmet Pir Divan'da... Peyikçi gönderdiler. Peyikçi gönder, haberci. Evet, peyik. Haberci gönderiyorlar, peyikçi, tabii evet. Ona doğru söylüyorsunuz. Haber gönderiyorlar peyikçiyle ve peyikçi söyleyince müsahibine diyor ki yazık diyor, benim müsahibim de durumum müsait değil. Ben biliyorum ki rayver bizden kurban isteyecek. Ben şunu da peşin alayım, beraber gideyim. Ne güzel. Değil mi? Evet. Ve bir koçun boynuzundan yakalayarak evin önüne kadar getirir, birine teslim eder. Müsahibinin karşısında dara durur. Şimdi dara durduktan sonra ben şöyle bir şeye şahit oldum, enteresandır. Rayber, Sevsin Kâhı Rayber şöyle söyledi. Görüyorsunuz değil mi dedi. Sözüm ona dargınmış dedi. Bir de koçuyla beraber geliyor. Yani bu bunlar hangi ruh haliyle nasıl oluyor yani nereden biliyor, bu da enteresan bir durum. Ve nitekim orada barış sağlandı. Yani ikisinin arasında zaten çok daha büyük bir şey de yokmuş. Ve netice itibariyle böyle bir inançsal bütünlüğün içerisinden kopup gelen bilhassa özellikle de 70 yılları içerisinde köyler çok büyük göç almaya başladı. Aslında dedem lafınızı yani, vallahi kesiyorum. Anlattığınız bu güzel yaşadığınız olay. Evet. Aleviliği de gerçekten günümüzdeki var olan Aleviliği çok net bir şekilde özetliyor. Evet. Bu evet. Olaydan da anlaşıldığı gibi Aleviler önceden eskiden mahkeme kapısı nedir bilmezlermiş. Yani şimdi Pir Divanı Pir evet. Divanına dururlarmış. Pir Divanı'nda da gerçekten özünü hak ile meydana çekerlermiş. Evet. Ve gelirken de anlattığınız gibi evet, kurbanla yani, beraber gelirmiş. Evet. Yani şimdi, gelirken de kurbanıyla gelirmiş. Yani,
ortamı, o havayı teneffüs edip o günleri, o güzel günleri ben şahsen yaşadım bu konuda. Fakat tabii tereddütlü olduğumuz, sıkıntılı olduğumuz dönemlerde ne yazık ki göç sonrası yaşanmaya başladı. Yani köy hayatını yaşayan kişinin kent kültürüne uyum sağlaması çok zor oldu gerçekten. Ve bu kent kültürüne uyum sağlarken birçok değerlerinin de kaybolduğunu gördük. Dedim lafınızı şahsen, tekrardan evet. Kesiyorum. Güzel bir konuya geldiniz zaten, evet. Ben açacaktım. Günümüze göçle birlikte metropollerde, büyük şehirlerde yaşamaya başlayınca bu güzellikleri kaybettiğimizi söylediniz. Gerçekten de kaybettiğimizi görüyoruz. Evet. Özellikle ben bir genç dede olarak bu anlattığınız, yaşadığınız olaylardan sonra keşke eski dönemlerde yaşasaydım. O güzelliği, o eski pirlerin, o nefesine keşke şahit olsaydım diye düşünmeden de edemiyorum. Nazım dedeme döneceğim. Nazım dedem, siz pek fazla köyde yaşamış olabilirsiniz ama Mehmet dedem kadar bu tür olaylara şahit olmamışsınızdır. Evet. Olduğunuz olaylar vardır, dinlediğiniz olaylar vardır ama şahitlik çok farklı bir şey. Evet. Siz artık metropollerde yeni nesil bir Alevilik diyelim bunun adına. Evet. Bu sadece Alevilik içindir. Her din çağ atladıkça, büyük şehirlere göç etmeye başladıkça, gelişen teknolojiyle birlikte yeniliklerin kurbanı oluyor ister istemez. Bu bir yanıyla bazen iyi oluyor, bazen de çok kötü olabiliyor, o güzellikleri kaybedebiliyoruz. Siz İstanbul gibi bir yerde, Gazi Mahallesi'nde, Alevilerin en yoğun yaşadığı bölgelerde dedelik yapıyorsunuz. Bu dedelik görevinin yanı sıra o dedemin anlattığı o güzel hikayelerin yaşandığı Anadolu'daki şehirlere de gidiyorsunuz ister istemez. Oradaki canların talepleri doğrultusunda kurban lokmalarına katılıyorsunuz, Abdullah Musa Cemlerini işaret ediyorsunuz, taleplerinizi ziyaret ediyorsunuz, yeri geliyor Alevilikle ilgili öğretiler noktasında şehir şehir geziyorsunuz. Siz bu iki Anadolu ve büyük şehirlerdeki farkı nasıl görüyorsunuz? Mesela İstanbul'da yaşanan Alevilik, mesela Kars'ta, Ardahan'da, Bayburt'ta, Erzurum'da, Erzincan'da, Tunceli bölgesinde günümüzdeki yaşanan Alevilik nasıl? Dedemin anlattığı gibi, eskisi gibi doğal ve güzel mi? Sade mi? Evet sevgili Eren dedem. Öncelikle bizi buraya mihman ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ve cümlenizi Ehl-i Beyt'in sevgisiyle aşkı niyaz ediyorum. Şimdi tabii ki siz başta çok güzel bir anlatı gerçekleştirdiniz ve dedem de bunu biraz daha geçmişteki Aleviliğin nasıl yaşandığına dair bir üzerinde geçen anıyı yaşattı. Bize aynı şekilde yaşatmış oldu. Hissettirdi bize burada. Evet, evet hissettirdi. Çünkü İmam Cafer Hazretleri, ona aşkı niyazımdır, der ki söz yani kal kitapta öğrenilir. Ancak hal mutlak ve mutlak bir mürşidi kamilde, bir kemalete erişmiş Çin çarkından geçerek öğrenilir. Tabii ki Mehmet dedemizin bu konuda büyük bir avantajı vardır. O dönemleri yaşadı. Biz ancak böyle işte onun gibi yaşlı, yaş anlamıyla değil, kemalete erişmişlerin görmüş geçirmişlikleriyle o hallerinde, hareketlerinden bir şeyler feyiz alıp yolumuzu, inancımızı devam ettireceğiz. Tabii ki dediğiniz konuda ben Gazi Mahallesi'nde zor bir bölgede yaşıyoruz. Gazi Mahallesi'ndeki geçmişte yaşadığımız, dedelerimizin, pirlerimizin yaşadığı, yaşatmış olduğu o geleneği, inançsal anlamda geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Çalışmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Tabi burada öncelikle biz Gazi Mahallesi'nde şöyle bir şey düşündük. Bir dedeler kurulu oluşturmaya çalıştık. Bir pirler meclisi oluşturmaya çalıştık. Yaklaşık bir sene civarındadır. Mehmet dedem de bu pirler meclisinin içerisinde yer almaktadır. Biz bunu ilk başlangıçta 23-25 dedeyi toparlayarak başladık. Yaklaşık bir seneye yakındır. İşte bu çalışmalarımızı güzel etkinliklerle devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu etkinliklerimizi tabii ki hem eğitsel anlamda hem diğer inançsal boyutuyla da yaptığımız hizmetlerle biraz daha altını doldurmaya çalışıyoruz. Ki en son yaptığımız toplantıda burada işte Alevilik derslerinin verilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yolumuzu, erkanımızı özellikle son dönemdeki Alevilik inancının ana dilde yapılmasıyla ilgili erkanlarının yapılmasıyla ilgili çalışmalara destek olmaya çalışıyoruz. Tabii bunu yaşarken Anadolu'dan büyük kentlere, köylere geçiş sürecinde bir 30-40 yıllık, belki de daha 50 yıllık bir süreçte bir boşluk yaşandı. Kopma noktası oldu. Dede talip, yani pir talip ilişkilerinde bir kopma oldu. Dolayısıyla o kopuklukları ciddi manada yaşadık. Yaşıyoruz
ve bunları, bu boşluğu doldurmak da bizim için 50 sene değil. Belki bir nevi Ocak geleneğinin hafif hafif bir nevi anlamıyla söndüğü, yani, genevlerinin ayyuka çıktığı dönem. Tabii evet. Bunları toparlayabilmek belki de 30-40 sene değil, daha uzun bir süreyi kapsayacak. Ancak biz bunu buralarda yaşarken Anadolu'da hakikaten bunun özlemini yaşayan, yani şimdi Anadolu'dan kentlere geldik ama Anadolu'da kısmen kalan canlarımız, taliplerimiz ve dedelerimiz, bu orada da aynı kopukluk yaşandı. Orada da aynı bir eksiklik, bir boşluk yaşandı. Bunları doldurabilmenin de çok ciddi manada sıkıntılarının olduğunu gördük. Ama o güzelliklerin hala Anadolu'da, İstanbul, yani büyük kentlere göre daha devam ettiğini gördüm. Mesela ben önceki 12 imamlarda Bayburt ve Erzincan'a gittim. Oradaki canlarımızın bir talebi olmuştu. Bizim şöyle Gazi Mahallesi'ndeki dedeler... 12 imamlar orucunda değil mi? 12 imamlar orucunda. Gazi Mahallesi'ndeki o bizim kurulun, oluşturmuş olduğumuz dedeler kurulunda bir talepte bulundular. Bizim bölgeye bir tane dede lazım. Aslında onlar daimi olarak istiyorlar. Ancak bizim şu anda daimi olarak oraya gönderebileceğimiz ya da gidebileceğimiz bir durum biraz zor. Ama biz de kalktık. Dedik ki dedeler kurulunda... Bu da ayrı bir soru olarak gelecek benden size. Eskiye dair bir özlem var. Evet. Ama dedeler ne hikmetse eskiye dönmeye, o köylere gitmek istemiyor. İstemiyorlar, biraz evet. Bir sonraki sorum bu şekilde olacak Mehmet dedem. Sana geliyorum biraz sonra. Şimdi o konuda ben de dedeler kurulunda dedik ki madem öyleyse bu canlarımız bizi istiyor, bizi arzuluyorlar. Biz bir gidelim buraya. Bir bakalım bu canlarımızın durumları ne, sorunları ne. Oturduk dedeler kurulunda. Bir kendi aramızda bir istişare yaptık ve o dönemde benim uygunluğum söz konusuydu ve dedeler kurulunun himmetiyle de çıktık gittik oralara. Oralarda Bayburt'un ve Erzincan'ın birkaç köyüne gittim. Şunu gördüm Eren dedim. Hakikaten orada hala Aleviliğin gerçek manadaki bir müzesi diye değerlendirdim ben. Neden diyeceksiniz? İtikadi anlamda. İtikadi anlamda ve yaşatılan, tabii kendi özelinde yaşattıklarıyla ilgili olan. Şimdi ben gittiğimde şunu öncelikle kendime şiar edindim. Dedim ki ben öncelikle bir orada varsa taziye ziyaretlerini, ikinci varsa küskünler, dargınlar barıştırmak ve onun dışında hasta ziyaretlerini yapalım dedik. Hasta ve taziye ziyaretlerini yaptık ama küskünlerle ilgili bir sıkıntı var mı yok mu diye söylediğimde hayır, bizim köyde böyle bir küskünlerin olmadığı, sanki daha önce de yapıldığı gibi dedelerin gidip oralarda görgüler yapıldığı gibi böyle bir yaşam söz konusu. Halbuki dedelerin çok sık da uğramadığı, kendi özellikle Ocak dedelerinin çok sık da gitmediği ama o geleneği hala kendi içlerinde yaşatıyor olmaları gerçekten beni hem duygulandırdı hem sevindirdi ve o bölgelerde yaşanan... Kaç haneli bir köydü dedem? Buyur. Kaç haneli bir köydü? Benim gittiğimde Bayburt'un iki köyü vardı. Erzincan'da bir köyü, üç tane köye gittim. O hizmetimi orada yaptım. Bayburt'un Demirözü'ne bağlı Ağgi köyü var. Yaklaşık 60-70 haneydi. Belki de biraz daha fazla olabilir. Tam net olarak işte yaklaşık bu civarı ama yazın bu daha artıyor. Kışın biraz daha düşüyor. Tabii her yine köyde olduğu gibi Bayburt'un yukarı, pardon, Erzincan'ın Karso köyü vardı. Bir de Gülalı Hayit var Bayburt'un. Biliyorum. Onlarda da keza gene böyle Karsoy'la, yani Erzincan'a bağlı olan Karsoy köyü biraz daha azdı sayı olarak ama diğer köylerde bir yoğunluk var ve bir özlem var. O özlem içerisinde neyi, dedelerini, pirlerini bir arzu etmek durumu söz konusu. Ben orada başka bir köye daha davet edildim. Bizim kendi Avuşan taliplerimiz, çok duygulandım. Sünni köyü ama 10-15 hane Alevi canlarımız orada yaşıyor. Onlar da Avuşan talibi. Yaklaşık 70-75 yaşlarında bir canımız. Ben hanelerine gittiğimde, inanır mısınız, oturup çocuk gibi ağladı adam. Dedi ki ben yıllardır, 40-50 senedir benim pirlerim, benim pirim haneme gelmemiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani öyle bir arzu var, öyle bir istek var. İşte biz dedeler, pirler, kurumlar, işte İstanbul'da büyük kentlerde cemevlerimiz var, bu gibi kurumlarımız var ama Anadolu'yu da çok da böyle boş bırakmamamız gerekiyor, ötelemememiz gerekiyor. Kaldı ki onların cemevleri de aynen buradaki cemevlerinin sistemlerine cemevi yapmışlar. Bütün her hizmeti orada rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Yani cem erkanını yürütebiliyorsunuz. O sistemleriniz tamamen var, o olanaklar var. Ne yazık ki sadece pirlerimiz, dedelerimiz bu konuda oraları işte gitmek gibi, dediğiniz gibi gidip dolaşıp oralardaki eksikleri
doldurmak, eksikleri gidermek adına da bir çaba sarf edip etmeme konusunda eksiklik yaşıyoruz. Bu İstanbul'da, büyük kentlerde, İstanbul, İzmir, Ankara gibi kentlerde biraz daha kolay oluyor. Hem iletişim hem ulaşım konusunda. Onun için oraları da ele almak gerekiyor diye düşünüyorum. Oralardaki hocalarımızı da ihmal etmemek gerekiyor. Eyvallah, eyvallah dedem. Yani biz büyük şehirlerde yoğunluğu olan Alevi kitlelerinin olduğu bölgelerde inançlarımızı yerine getiriyoruz ama keza ben de, sizler de, daha nice dedelerimiz Anadolu'dan gelen teklifler doğrultusunda oralara giderek oralardaki köylerde o inancı yaşatmaya devam ediyor. Sevgili canlar, insan fıtratı, yaratılışı gereği bir maneviyata ya da bir inanca gereksinim duymuştur. İnsan dünyaya niçin geldiğini, yaratılmasındaki amacının ne olduğunu, ölümden sonra ne gibi bir durumla karşılaşacağını hep merak etmektedir. Bu gibi sorulara da müsbet ilimler cevap verememektedir. Bu arayışların cevapsız kalması da ister istemez insanı olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle maneviyatın önemi inancımızda çok büyük. Zira inanç bir keyfiyet değil, bir zaruret arz etmektedir. İnanç huzurun ve güvenin teminatıdır. Gerçek bir ihtiyaçtır. İnsanoğlu yaratıldığı gün itibariyle hep buna gereksinim duymuştur. Alevi inancında da sevgi esas alan, haksızlıklara karşı susmayan, merkeze insanı koyan, incinse de incitmeyen, kendi nefsine ağır geleni bir başkasına tatbik etmeyen, 72 millete bir nazar ile bakan, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığı kucaklayan sessiz bir inanç dünyası olduğunu görüyoruz. Bu sessiz bir inanç dünyası günümüzde pek de kabul görmeyen bir hal aldı. Cemevleri kuruldu. Köydeki, az önce dedelerimin bahsettiği gibi, köylerdeki cemevlerin de köy evi adı altında kuruluyor ama oralarda bir cemevidir. Kırk lokmalarının, hakkı yürüme erkanlarının yapıldığı, ibadetlerin yapıldığı cemevleridir. Oralardaki köyleri de katarsak 5000'in üzerinde Türkiye genelinde bir cemevinin olduğunu görüyoruz. Bu köylerde yöresel farklılıklardan kaynaklı çeşitli farklı argümanlar kullanılabiliyor ister istemez ama büyük şehirlere geç ettiğimizde ben bunu görmeye başladım. Özellikle son 5 yıllık süreçte daha net bir şekilde görüyorum. Her cemevinin ya da her dedenin kendine has bir Alevilik tarifi ortaya çıkmaya başladı. Her cemevi Aleviliği farklı bir şekilde yorumluyor. Her dede farklı bir şekilde ibadetleri yerine getiriyor. Bu gerçekten çok da büyük bir problem olmaya başladı. Yani sadece Alevi inancı açısından da değil, Aleviliği merak edip öğrenmek isteyen çeşitli etnik grupların, dini grupların, kültürlerin de kafa karışıklığına sebep açıyor. Yani hangisi doğru diye şaşırıyorlar. Bu birlik beraberliğin olmamasından dolayı diye düşünüyorum sevgili dedem. Yani bu birlik ve beraberlik bütün inançlarda vardır ama Aleviliğin olmazsa olmaz şiarıdır. Yani. Çünkü Alevilik merkeze insanı koyduğu için insan odaklı bir inanç. Bu insan odaklı inançta da önemli olan sevgi. Sevgiye esas alan yerde de birlik ve beraberlik olması gerekiyor. Bu birlik ve beraberliği günümüz koşullarında pek fazla göremiyoruz dedem. Geçtiğimiz hafta Alevi Bektaş İnanç Kurulu Başkanı Hüseyin Güzelgül dedemiz ile sohbet ettik. Güzel bir oluşum içerisinde olan o kurulu anlattık. Siz de o kurulun içerisindeyizsiniz. Keza dedem de aynı şekilde içerisinde beraber orada hizmetler etmeye başlıyoruz. Ama çeşitli federasyonlaşma noktasında olan Alevi örgütlerinin kendine de göre bir inanç kurulları var. Yani farklı farklı inanç kurulları. Bu birlik ve beraberlik sağlanmadığı sürece de bu her türlü dedenin kendine has Alevilik yorumunu da ortadan kaldıracak ve pek de mümkün gözükmüyor. Nasıl bir yorum belirlersiniz sevgili dedem? Neler yapmalı Alevi toplumu yani bu noktada? Aslında mümkündür. Fakat biraz daha evrensel gözle bakmakta fayda var. Sevgili dedem, biliyorsunuz ki her yörenin kendisine has, kendine özgü bir otantik yapısı vardır. Zaman zaman da yaşadığımız olduğu geleneksel yapılardan da etkilenerek inancını orada yaşamaya gayret göstermiştir. Dediğiniz doğru. Şimdi o perspektifte gelerek, yani budur dayatması hoş bir davranış biçimi oluyor. Çünkü niye? Demin de söylediğimiz gibi
işin biraz daha evrensel bir gözle bakılıp, çünkü sürek bin bir, yol bir. Yani dolayısıyla süreklerin bir tanesi başarısız olursa biri devreye girer. Bunun hoşgörüyle karşılayıp daha ortak bir noktada kent hayatı içerisinde nasıl hayata geçirebiliriz? Bunun çarelerini aramamız gerekir. Dedelerin de bu bakış açısıyla hareket etmesi lazım. Yani kendi yöresinin o otantik yapısını başka bir bölgedeki yaşayan kişinin yapısına çakıştırmaktansa, değil mi? Hoşgörüyle karşılaması. Çünkü sürekli bir diyoruz ama dede de bir tutturuyor, diyor ki yok diyor, böyle diyor yani. Bunu yapacak bir şey yok diyor. Bu da ister istemez Alevi toplumunu bir kaosun, bir karmaşanın içerisinde sürüklemiş oluyor. Hangisi diyor şimdi yani? Ne diyor filan? Biz de senelerden beri mücadele ediyoruz ki, evet, yani herkes özgürce kendi yaşamış olduğu bölgede inançlarını ifade edebilir rahatlıkla. Hiç sıkıntı da yok, çünkü Cem evlendi, zaman zaman yöneticilik yaptık, zaman zaman hala dedelik yapıyoruz. Ve o bölgedeki olan canlarımız da eğer Cem yapacaklarsa veya görgüleri varsa kendilerine yer tahsis ediyoruz. Bunu da rahatlıkla yaşayabiliyor, kimseye engel olmuyor. Ama ortak bir nokta. Ortak noktadaki sıkıntımız esasında şu. Dedik ya, yani şimdi kent, köy hayatından, kırsal yöreden göçen ve şehir hayatına gelen insanların zaman zaman kendi inancını yaşayabilme imkanı ve olanağı elinden alınmış. Alınmış ama derken hayat şartları, koşullar öyle zorluyor o kişiyi. Kişi bu sefer işin maddi yönünü düşünmek, sadece maddi, yani ben işte çoluğum çocuğum, haklı, ona da bir şey diyemeyiz. Çünkü şöyle diyor, ya benim çoluğum çocuğum ne olacak, sefil olur, işte yoldan çıkar, şu olur, bu olur veyahut da ekonomik olarak sıkıntı yaşar falan kaygısıyla o yöne yoğunlaşınca bu sefer manevi değerlerinden uzaklaştığının farkında olmuyor. Bu bizim olmazsa olmaz. Yani bunu yaşadık ama... Bu dedeler için de geçerli. Yani tabii, az önce bahsettiğim, bütün yani canlar, dedeler büyük diye şehirlerde yaşıyorlar ama büyük şehirlerde, cemlerde taliplerine gelen canları Alevliye anlattığında, sizin de en başta anlattığınız gibi o eski köylerdeki güzel anılarını, evet, anlatıyorlar. İnsanların oraya gidesi geliyor. Yani ama gitme noktasında dedelerin de böyle bir problemi var. Dedelere de sonuçta... Yani bu farklı bir konu. Bu konu gerçekten özel bir programda ele alınması gereken, evet, konulardan biri ama dedelerin de sürdürmesi gereken bir hayatları var. Eskiden yaşadığınız dönemlerdeki anlattığınız o güzel hikayedeki dedeler lokmalarla hayatlarını sürdürüyorlar. Yani şimdi tabii ki de... lokma demişken, hatta isterseniz bir anım daha var, onu da sizinle paylaşayım. Öyle dedim. Kırın dedim. Dedeler Cem oluyoruz. Tabii bir ara amcaya da bir gülbenk ver, sofra gülbenki, lokma gülbenki. Amca da pek bu işe vakıf olmadığı için en sonunda bir kere daha söyleyince kafasını kaldırır, şöyle söyler. Belki dedeler sizinle paylaşmışım. Şöyle söyler. Halla halla, kapıda geldi bir Niyaz. Niyaz ne kadar beyaz. Allah'ım sen bunu İmam Hüseyin'in defterine yaz. Doğaldı, içtendi. Yani çok şey değildi. Yani biz o samimi olguyu kaybettik. Yani şimdi maddiyata yönelince manevi değerlerimizi unuttuk ve maddiyat ön plana çıkınca insanlar ister istemez zalimleşiyor. Çünkü manevi buradan değeri da işte yani. Buradan da şuraya bağlayabiliriz işte. Yani, bu maddiyat ön plana çıktığında her dede için tabii ki de keza aynı şekilde değil ama her dedenin de kendine göre has bir Alevilik anlayışı bu nedenlerden dolayı da ortaya çıkmış yani, diyebiliriz. Evet, yani oysa ki insan yaratılmışların en mükemmeli, sevgili dedem. Evet. Eşraf-ı mahlukat. Yüce Allah'ın, Hakk'ın yaratılmışların en mükemmeli diye sırrına ağa ederken söylediği, ben gizli bir hazineydim. İstedim ki bilineyim, görüneyim, sevineyim. Bu nedenle Adem'i yarattım. İnsanı yarattım. İnsanı topraktan, balçıktan yarattım ama o insana kendi ruhumdan ruh verdim. Kendimi o insanda gördüm. Kendi güzelliğimi o insanda seyrettim. Evet. Aslında bu bahsedilen insan Adem.
Yani. Ama Adem bilim tarihi ele alındığında yaratılan ilk insan da değil. 8000 yıllık bir tarih olarak. Alevi inancı da öyle. 8000 yıllık dini ritüeller de öyle ama bilim 50 bin 60 bin yıl önce var olan insanlık kalıntılarını ortaya çıkardı. Adem inanç dünyasını düşünebilme yetisine sahip olan, akıl ve bilinç sahibi olan ilk insan. Evet. Buradan da anladığımız gibi insanoğlu aklını kullanmak zorunda. Akıl ve düşünce, idrak sistemini kullanmak zorunda. Pür Sultan Abdal'ın da buradan birlik ve beraberliğe bağlamak istiyorum. Bu birlik ve beraberlik noktasında her dedenin kendine has Aleviliği tarif etme noktasından çıkıp tek bir noktada, tek bir yeksan vücut, yek vücut olmak zorunda olduklarının bilincine varmaları gerektiğini söylüyorum. Ve Pür Sultan Abdal'ın çok güzel bir sözüyle gelin canlar bir olalım noktasında yüzyıllar önce söylediği bu söz çevresinde toplanmaları gerektiğini. Gelin canlar bir olalım söyleme aslında bir insanlık çağrısıdır, bir insanlık özlemidir. Haktan yana olmak, güzellikleri ve iyilikleri yanına alarak kötülüklere karşı durup direnmektir ki bu da zaten en önemli insani vasıflardandır. Ben diyorum ki sevgide birleşelim, bir olalım. İnsanlıkla birleşelim, bir olalım. Canı cana, varı vara katalım ki bir olalım. Alevi inancının içerisinde kökünde olan dört kapıda şeriat inancı da vardır ki şu senindir, bu benimdir. Evet. Tarikatta hem senindir, hem benimdir. Hem benimdir. Yani. Fakat hakikatte ne senindir, ne de benim. Evet. Cümle varlık hakkındır, yani. Allah'ındır. O halde gelin buradan dedelere, canlara sesleniyorum. Hakkın hakikatinde bir olalım. Evet. Çünkü birlik sevgi gerektirir, saygı gerektirir, fedakarlık gerektirir, şefkat gerektirir, özveri gerektirir. Alevi inancındaki bu birliğin en güzel örneği de hepimizin bildiği üzere Kırklar Meclisi'dir. O Kırkların, gayip erenlerinin katarında, huzurunda, hakkın didarında bir olalım. Eyvallah. Bir nevi gelin canlar bir olalım denmesinin maksadı beraber ağlayıp beraber gülmek. Hüzünde, tasada, sevinçte ortak olmak. Acısıyla, tatlısıyla hayatı bir noktada paylaşmak. İnsanın insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürebilmesi için gerçek manada birlik ve bütünlüğü gerektiriyor. Bu birlik ve bütünlüğü sağlamak da yol önderlerinin işleridir. Yol önderlerinden geçer. Yol önderleri balık baştan kokar diye bir söz vardır ya. Yol önderleri o birlik ve beraberliği sağlayacak ki kuyruğa gelmesin de neyse. Aynen. Talipler de o birliğin peşinden gitsin. Bu birliğin en güzel örneklerinde Alevi Bektaşi'nin en kurulu bir adımı attı. Çeşitli federasyonların kurmuş oldukları kurumlar var. Gönül ister ki o federasyonların kurmuş olduğu dedeler birliği ortak bir noktada bağımsız bir şekilde buluşsunlar. Çünkü inanç noktası geldiğinde kurumların hiçbir şekilde söz sahibi değil. İnanç noktasında dedelerin söz sahibi olması gerektiriyor. Ufak noktada mahalle bazlı güzel bir çalışma yaptınız. Dedemin az önce bahsettiği Gazi Mahallesi'nde güzel bir birlik kurdunuz. O birliğin yaklaşık 6-7 aydır bir çalışma programı var. Uzaktan da olsa takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta da beraber bir toplantıya katıldık. En önemli konulardan bir tanesi dil ile asimilerin önüne geçmek ve hak görme erkanlarını Alevi inancının özüne döndürerek uygulama noktasında Alevi Bektaş İnanç Kurumu hazırlamış olduğu erkanı biz de temsilen orada katıldık, sunum yaptık. Çok da güzel oldu. Evet. Oradaki var olan yaklaşık 60-70 tane dedenin onayladığı hem fikir vardı, bir erkannameydi. İşte birlik ve beraberlik demek ki sağlanabiliyormuş. Evet. Sevgili dedem, programımız kısa. Evet. Kısa olduğu için konular da çok uzun. Çok uzun, evet. Uzun olduğu için de yetişemiyoruz ama önemli konulara değindiğimizi düşünüyorum. Sizlerden, sevgili dedem, önce Nazım dedemden başlamak kaydıyla son sözlerinizi, canlarımıza mesajlarımızı, ne gibi işler yapalım, neler yapalım, Alevilik inancını, güzel ahlaklar, Alevilik inancını nasıl yaşatalım, bizden sonra gelecek nesiller gerçekten güzel bir inancın içerisinde kendilerini bulsunlar ve yaşasınlar diye neler yapmalı Alevi toplumu? Kısaca buna ve son mesajınızı da alalım dedim. Evet sevgili dedem, tabii ki biz öncelikle şunu düşünmek zorundayız.
kendimizi de öyle değerlendirmek durumundayız. Biz eğer inanç önderleri olarak bu yolun, bu erkanın, bu inancın, bu Hak Muhammed Ali yolun içerisinde bir zerre olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Tabii ki biz bunu işte o birliğe dokunduğunuz zaman birliği, beraberliği nasıl yaşatıp nasıl yaşatabiliriz düşüncesiyle Gazi Mahallesi'nde böyle bir oluşum çalışması içerisine girdik. Ve bunun aslında yavaş yavaş meyvelerini aldık diye düşünüyoruz ki sizin ifade ettiğiniz gibi en son yaptığımız toplantıda bu kısmen ortaya çıktı. Daha ileriki dönemlerdeki çalışmalarımız var. Bizim aslında kurumsal anlamda şu anda bir projemiz var. Kendi aramızda değerlendirdik ve inanç boyutuyla inanç kurullarının bir araya getirilmesi adına böyle bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Özellikle dedelerin, pirlerin bir araya gelip nasıl ki sizin ifade ettiğiniz gibi işte her dedenin kendisine özgü bir Alevilik tanımını üretmek yerine Hak Muhammed Ali yolunu, Ehl-i Beyt anlayışını nasıl bütünleştirip yüzyıllardır bizim dedelerimizin, pirlerimizin, mürşitlerimizin yolumuzu bugüne getiriyor olmalarındaki o zorluklara rağmen o birliği, o otantiyi bozmamış olmaları ama son dönemlerdeki işte köylerden kentlere gelişle beraber Alevilik inancının her bölge, her yöre ya da farklı farklı anlayışlarla tanımlanıyor olması bizi ciddi manada sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla sonraki nesillere farklılıkların getirilmemesi adına böyle bir çalışmaların, birliğin, beraberliğin oluşması adına yol bir, sürek bin bir ancak Aleviliğin en büyük özelliklerinden birisi olan zamanın ve zeminin koşullarına kendini uyarlayabilmesi ancak özünden ödün vermeden günümüz koşullarına o hümanist anlayışıyla, insan merkezli inanç anlamıyla bir sonraki kuşaklara biz bunları nasıl aktarabiliriz? Bunun en büyük çalışmalarından birisi şu olacaktır. Dedelerin, özellikle dedelerin, kurumlardaki dedelerin ve kurumlar çatısı altında mı olur? Kendi, ki bu mutlaka kurumların katkısı olacaktır. Bir araya gelip söylemlerimizi, ifadelerimizi bizim mevcut olan 4 kapı 40 makam, o 40'lar meclisini ve Ehl-i Beyt'e bağlayıp o yol nezliğinde, o doğrultuda birleşmemiz, o sürekleri bir araya getirip en doğruları, yaşamımızı, inancımızın insanoğluna nasıl daha güzellikler sunabiliriz, Alevi anlayışını, Alevi inancını sonraki nesillere nasıl aktarabiliriz bir araya getirip bütün dedelerin düşüncelerini de almak kaydıyla ama onları ortaklaştırarak ki dediğiniz gibi en son yaptığımız toplantıda biz Gazi Mahallesi'ndeki Dedeler Kurulu'nda sizin yaptığınız o Hakk'a yürüme erkanlarının ana dilde olması işte oradaki bütün dedelerin yaklaşık 40-50 tane dedenin bir araya gelip ortaklaştırdığımız. Dolayısıyla artık herkes, ben de, bizler de bu işin içerisinde varız. Biz de bu yolun nasıl gidileceğine dair, gidişatına dair bizim de emeklerimiz var deyip olaya sahiplenmeleri ve en doğrusunu araştırıp bulmaya yönelik bir çalışma yapmaları. Eyvallah. Ve dedelerin birliği, beraberliğini öncelikle birinci koşul almak kaydıyla temenni ediyorum ve çalışmalarınızdan da gerçekten başarılar diliyorum ki bize de katkı sunuyorsunuz. Sağ olun bu bizim yaptığımız çalışmalara da. Bundan sonraki çalışmalarda yine de hep beraber olmak dileğiyle. Eyvallah. Saygı ve sevgiler. Teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Mehmet Hocam, son sözlerinizi canlandırarak olacaksınız. Ben şimdi tabii her ne kadar kaygılı olsam daha yine de umutluyum. Umudunu kaybeden insanlar artık bitmiştir yani. Onun için umutluyuz. Yani bu ortamda yani çok böyle çalkıntılı ve sıkıntılı bir ortamda ne kadar başarılı oluruz? Başarılı olacağımızı umuduyla yolumuza devam ediyoruz. Burada aslında ben en çok yani biz yaşadık yani bunu gördük. Bizden sonraki kuşağa nasıl verebiliriz? Daha işte sizin gibi böyle genç dedeleri, genç beyinleri kazanmak bizim için herhalde daha çok avantajlı olacak diye düşünüyorum. Çünkü bizim her ne kadar arkamıza baksak da gelecekte bir yerde önümüzde de dolayısıyla daha çok son zamanlarda da bunu göze çarpıyor, görüyoruz. Cem evlerinde, Cem'e katılanlardan fazla daha gençlik var. Bu da bir sevindirici bir yandan. Ama tabii ki bunu anlatırken dedelerin de üslubunda, hareketle, davranışlarında, konuşmalarında, sohbetlerinde çok seçici
daha çok dikkatli davranmasında fayda var. Çünkü bizim pek hata yapma lüksümüz yok. Hata bizde olmuyor. Olduğu zaman şöyle bir şey var mesela, yani 30 sene, 40 sene, 50 sene emek verir ama işte dilbis Türkçer bir şey söyler, bütün o 40 senelik, 50 senelik emeğini bir o söze feda ediyoruz gibi bir olguyla da karşı karşıyayız. Genelde bu da. Çünkü o erdemliliği yakalayabilmenin yolu kendi inancını başka bir şeyin etkisi altında bırakmadan özüne, ruhuna uygun şekilde yaşamayı ben arzu ediyorum, diliyorum. Niye diyeceksiniz? Mesela söylemler oluyor. İşte farklı inançlara, farklı eski antik çağ döneminin uzantılarına Aleviliği gömüp oradan sonra dönüp ben mesela bir Alevilik bir yaşam biçimiz diye çıkıp söyleyen kişiyi ama Alevilik'in yaşam biçimi ne olduğunu da bilmeyen bir olguyla karşı karşıyayız. Bunu söyleyenler maalesef evvela taşı kendimize vuralım, gerçekten biz söylüyoruz. Dedeler söylüyor bunu. Yani açıkça söyleyeyim. Bunlar hoş sözler değil. Yani biz birleştirici başına ve bağdaştırıcı olmamız gerekirken... Yaşam biçimlerin başına inanç dokulu diye eklersin, hiç problem olmaz. Evet. İnanç dokulu. Çünkü Alevilik bir inançsal ortaya çıkışı var. Ama çok da güzel, evrensel insan hakları beyannamesine bile yani, madde olarak alınan güzel bir kültürü, felsefesi, ahlaki boyutu da var. İnanç dokulu bir yaşam biçimidir diye anlatırsak evet, daha da doğru olacaktır yani. Yani ama inancı bir kenara koyamazsınlar birlikte. Tabii ki inancı bir kenara, inançsız bir toplum olmaz ki zaten her, yani ben gerçekten bu konuda şaşkın bir durum. Ama şu var, yani biz nacizane bu konuda çok büyük zorluklar, sıkıntılar yaşıyoruz. Yani tekrar o doğallığımızı, otantik durumumuzu bugün nasıl, evet yaşayalım ama günün koşul ve şartlarına özünü bozmadan uyarlayabilirsek biz başarılı eyvallah olabiliriz diye düşünüyorum eyvallah sevgili dedem. Yoksa işimiz tabii ki zor ama mücadeleden de vazgeçmeyeceğiz. Canlarımıza yani, son bir mesajınız var mı dedem? Ben sevgili kardeşlerime başarılar diliyorum. Hak yardımcınız olsun. Belki biraz sıkıcı olduysa da hakkınızı helal edin. Çok güzel. Doğru, yani biz sesimizi durmaya gayret ediyoruz. Belki bir şey de ifade edemediysek de en azından yüreğimizin sesini duyurmak isteriz. Daha doğrusu siz aracı oluruz. Yani bu konuda ben size başarılar diliyorum. Hak yardımcınız olsun. Eyvallah. Sesimizin kesildiği şu dönemlerde yani evet, böyle güzel canlara medya bizim şeyler, görselimizi, sesimizi ulaştıran HRT TV'ye ve çalışanlarına da canı gönülden teşekkür ediyoruz. Evet. Sevgili dostlar, bir canların dilinden programı ile yine bizleri evlerinize mihman ettiniz. Sevgili dedelerime son nefesiyle kapatacağımız küçük bir esele, aşığımıza, zakirimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Hak Muhammed Ali, yar ve yardımcınız olsun. Bugün ben bir güzel gördüm. Bugün ben bir güzel gördüm. Bakar cennet sarayına. Kamaştı gözümün nuru. Onun hüsnü cemalında. Kamaştı gözümün nuru. Onun hüsnü cemalında. Salındı bahçeye girdi. Salındı bahçeye girdi. Çiçekler selama durdu. Mor menekşe boyun eğdi.
gül kızardı hicabında. Mor menekşe boyun eğdi, gül kızardı Hicaz'ında. Bahçenin kapısını açtım, bahçenin kapısını açtım, sanarım cennete düştüm. Öptüm sevdim helallaştım, buse aldım yanağında. Öptüm sevdim helallaştım, buse aldım yanağımda. Bahçenin kapısı güldür, bahçenin kapısı güldür, dalından öten bülbüldür. Sefil Emra Eda kuldur, bağışla geç günahımda. Sefil Emrah Eda kuldur, bağışla geç günahımdan.